Artı TV'den günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 5 Ağustos 2021 Perşembe ve biz 1071. programda karşınızdayız. 1071 deyince hemen aklımıza Malazgirt geliyor. Malazgirt'in 1000. yıl dönümünde de yani bizim şimdi program sayımız gibi AKP büyük hedefler ve o yıllara kadar var olacağını düşünüyor. 2071 hedeflerimiz diyor Recep Tayyip Erdoğan. Dün akşam da A Haber'de, A Haber'in bütün kanallarında ortak yayında gazetecilerin, tırnak içinde gazetecilerin karşısına çıktı. Gazeteci falan değil. Onlar özeti şöyleydi. Efendim, siz ne kadar muhteşem, başarılı işler yapıyorsunuz değil mi? Sorular böyle. Cevap da özeti şöyle. Evet, gerçekten öyle ya. Hakikaten biz muhteşemiz. Ve özeti buydu. Bir tane soru sorulamadı. Soruların hepsi Erdoğan övgüsü halinde geliyor ve ne diyorsunuz buna? Ne diyeceğim yani diyor. İşte öyle. Mesela Help Türkiye, Türkiye'ye yardım edin başlığıyla açılan ve 2,5 milyon tweet'e ulaşan çağrı için bunun bir darbe şeyini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'a soru soran hanımefendilerden biri. Erdoğan da dedi ki yani dedi öyle onun karşısı da açıldı dedi. Güçlü Türkiye dedi. O onu geçti dedi. Yani takmayın kafayı bunlara dedi. Erdoğan'ı kimse üzerinden geçemez. Evet geldi mi gazeteler arkadaşlar? Cumhuriyet'le başlayalım o zaman. Cumhuriyet'in manşetinde bakanlıktan dijital skandal var. Barış Pehlivan'ın yazısını bugün manşetin de üzerine çıkartmış. Sür manşet değil ama baş şeyin üzerinde. Ve Yüksek Askeri Şura kararları Cübbeli Amiral'e kıyamadılar. AKP iktidarı planı adım adım ilerletti. Yüksek Askeri Şura Tuğamiral Sarı'yı emekli etti. Soruşturma tamamlanmadan disiplin soruşturması olsaydı eğer o zaman mağduriyetler yaşayabilirdi. O yüzden de Cumhuriyet kıyamadı demiş. Komuta kademesinde de sınırlı değişim olmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri terfi ve atama dosyalarını değerlendiren Yüksek Askeri Şura'da 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. 56 amiral ve general amiral oldu. Yani 56 albay general ve amiral oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddinden emekliye sevk edildi. Yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever atandı. Aysever değil, Avsever. Yangın haberleri küçülüyor, yangınlar durmuyor şeklinde vermiş. Dün gece Kemerköy Termik Santralı'na öğrendi bundan. Kemerköy Termik Santralı'na sıçradı ve personel santralı terk etti ama hayati tehlike olmadığını içeriden bir bilgi olarak aktarıyor bir teknisyen. Birazdan onu da görebiliriz. Kılıçdaroğlu mültecileri Türkiye'yi işaret eden Washington'a sert tepki gösterdi. ABD'ye Afgan resti. ABD'nin 1 milyon Afgan'ı hedef olarak Türkiye'yi işaret etmesi tepki çekti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile yaptığınız anlaşmaları geleceğin iktidar üyesi olarak asla kabul etmiyoruz. Kendisine söyledikleriniz Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlamaz. Kılıçdaroğlu'nun ardından bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumsuz ve ülkemizle danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz ifadeleri kullanıldı. Bununla ilgili olarak ise sevgili izleyiciler,
Erdoğan'la Biden arasında içinde para da geçen bir anlaşmanın varlığından söz ediliyor. 6 milyar dolarlık bir anlaşma bu konuda. Yakında o da ortaya çıkar. Dün akşam televizyonlarda bu konuda özel haberler vardı. Hüzün ve sevinç fotoğraflı haberde kadın voleybol takımı Kore'ye 3-2 yenilerek elendi. Madalya şansını kaybetti. Milli boksörler Buse-Naz Çakıroğlu ve Buse-Naz Sürmeli ise finale yükseldi. Evet. Finale yükselince madalyalar garanti demektir. Yani mağlup olsalar bile gümüş madalya basamağına çıkmış durumdalar. Ziraate yargı darbesi Cumhuriyet'in 3. haberi. Bankayı büyük zarara uğratan Demirören'e kendi skandalıyla Danıştay kararını verdi. Evet. Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan çektiği milyonlarca dolarlık kredi karşılığı, ipotek ettirdiği arazileri imara açan planlara ilişkin yargı süreci tamamlandı. Danıştay, bakanlığın imar planlarının iptalini onadı. Bakanlığın bankanın değerini düşüren araziler ise ne yapacağı merak konusu. Evet. Bir nikah 100 lira. Ne parası bu? Hükümet ile memur arasındaki toplu sözleşme görüşmelerine katılan Diyanet Sen, din görevlilerine her nikah için 100 lira ödenmesini istendi. Ramazan ayında kullanılmayan izinler için de ek ücret talep edildi. Onların da derdi para. İmam nikahı için para istiyorlar. İmamlar maaş alıyor, bir de nikah kıyacak, ayrıca prim alacak. Enflasyon kuraklıkla arttı. TÜFE sonuçlarını yorumlayan Merkez Bankası Türkiye'de yaşanan kuraklığa dikkat çekti. Merkeze göre zirveye ulaşan yıllık 18.95'lik tüketici enflasyonunda, üretici enflasyonunda gıda ve enerji fiyatlarının temeli belirleyicileri oldu. Evet, dün akşam Recep Tayyip Erdoğan enflasyonla ilgili olarak da şöyle söyledi. Ağustos ayının dedi bitiminde dedi enflasyonda dedi daha iyi bir sonuç alacağız. Mutlaka ve mutlaka dedi şimdi olduğundan düşük olacak dedi. Düşük çıkacak enflasyon dedi. Baktık ve güldük. Çünkü Temmuz ayında Türkiye'yi uçuran bakanıydı İçişleri Bakanı. Temmuz ayında dedi size bir şey söyleyeyim mi dedi. Aynen böyle mikrofona eğildi Süleyman Soylu. Temmuz ayında dedi Türkiye öyle bir uçacak ki dedi Almanya, İngiltere, Fransa, her şeye karışan Amerika dedi kıskançlıklarından çatlayacaklar dedi. 1 Temmuz'da birlikte elektriğe zam gelmişti. Şimdi Cumhuriyet'te dün akşam patlayan bir haber bu. Sao Paulo'da operasyon Türk jetine kokain baskını. Bakalım bununla ilgili tam bilgiler hepsi burada var mı? Evet, var gibi gözüküyor. Brezilya'nın Sao Paulo kentine inen Türk jetinde yapılan aramada 25 bavul dolusu kokain ele geçti. Türkiye'den de gidiyormuş oraya. Uçaktaki bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebat gözaltına alındı. Uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti ATA adıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan uçak 2016'da Diyarbakırlı iş insanı Şemuz Özkan'a satılmıştı. Uçak Özkan'ın sahibi olduğu ACM Air adına kayıtlı. Bu beyefendinin Şemuz Özkan'ın kız kardeşi de şeyden milletvekili adayı oldu. Evet, adını da şimdi söyleyeceğim burada. Çiğdem Özkan, ACM Holding Başkan Yardımcısı. O da milletvekili adayıydı. Şimdi kokainler, uçaklar, devlet,
hepsi giderek daralan bir çember söz konusu. Tabii ki burada devletten kastımız, devleti şu anda tam olarak işgal etmiş bulunan AKP'li yapı. AKP'nin merkezine kadar girdi aslında Kürşat Ayvatoğlu diye 25 yaşında bir genç oralarda dolaşıyor. AKP büro personeliydi. Halbuki AKP'nin merkezinde oturan önemli bir adam Kürşat Ayvatoğlu. Evet, kokain çekerken kokainler ve AKP arasında büyük bir elezon var ve giderek de daralıyor bu. Eski Başbakan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın oğlu Venezuela'da ilgili olarak Sedat Peker'in açıklamasıyla yeni bir kokain rotası oluştu ve Türkiye'ye yasa dışı paralar giriyor bu satışlardan. Bunu da kar olarak görenler vardı o zamanlar. Ama sanki yolun sonuna gelinmiş gibi. Evrensel'e geçelim sevgili izleyiciler. Evrensel'de Rütük Başkanı suç işliyor başlığı var. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı imzasıyla televizyon kanallarına gönderilen yangınları göstermeyin talimatına tepki yağdı. Basın örgütleri televizyon sansürüne zorlanmanın bir suç olduğunu söylediler. Gazeteci, kameraman halkın gözüdür. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Disk Basın İş Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Fırat Dicle Gazeteciler Derneği yaptıkları açıklamalarda Rütük Başkanı televizyon kanallarını tehdit ederek suç işlemektedir. Habercilik engellenirse dezenformasyon artar ve asıl o zaman provokasyon için uygun ortam oluşur. Basın örgütleri, gazeteciler, kameramanlar halkın gözüdür dediler. Evet, bu güruh artık yolun sonuna geldi ve iyice zıvanadan çıkmış durumdalar. Gazetecilik emniyet genelgesine sığmaz. Şişli'de bir kadına şiddet olayın ardından olay yerinde video çektiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Bir Gün Gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin, anayasaya aykırı bir genelge ile basın özgürlüğünü kısıtlanamaz dedi. Gazetecilik emniyet genelgesine de sığmaz. Kasımpaşa'da haber takibi yaptığı sırada saldırıya uğrayan gazeteciler ise gerçekleri yazmaya devam edeceğiz dedi. Evet, gazetecileri bir arada gösteren bu fotoğrafta gazetenin genel yayın yönetmeni Fatih Polat tarafından çekilmiş. Bir Evrensel'in haberlerine devam ediyorum. Kamusal alanda aşı kartı istenmeli. Evet, aşısızlara düzenleme şart. Artan vakalarda günlük can kaybı 126'ya yükseldi. Salgında güçlü yanıt verilemediğini belirten Profesör Doktor Kayhan Pala, kamusal alanda aşı kartı istenmeli dedi. Profesör Doktor Adıyaman'da, Tıp Tabipleri Birliği eski başkanı, kapalı mekanlara girişte çift doz aşı sorgulaması istedi. Covid iş cinayetleri oranını da arttırdı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, aşılamadan önce iş cinayetlerine dönen işçilerin yarısının COVID-19'dan öldüğünü belirtti. İşçilerin alınmayan önlemler virüsün kucağına itildiğini belirten Fincancı, COVID-19 iş cinayetleri yaklaşık %30 arttırdı dedi. Evrensel'in diğer haberleri de şöyle: erken müdahale olsaydı yangın yayılmayacaktı. Dün akşam televizyonda Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'deki yangını anlatırken şöyle dedi: yangın her yerde oluyor dedi. Bakın dedi, Afrika'da, Amerika'da, Avustralya'da her yerde yangın var. Yani moda olmuş gibi. Evet.
Muğla Milas orman yangınları günlerdir devam ederken yangından etkilenen yurttaşlar yeterli müdahale olmadığı için evlerinin küle döndüğünü söyledi. Yanan köylerden Bozalan muhtarı Dursun Kayağan, köyün 50 yıllık kazancı gitti. İki gün, ilk gün helikopterden su atılsaydı güzelim dağlar yanmayacaktı dedi. Bozalan, Milas'ın Bozalan köyü bir halıcılık ekolünü oluşturuyor. Onlar beyaz göbekli halı döşüyorlar. Karacaören ise kırmızı göbekli halı yapıyor. Bir halı belgeseli için oraya iki kez gitmiştim. Havadan müdahale yetersiz. Diğer illerden yapılan söndürme çalışmalarına katılmak için Milas'a gelen itfaiye emekçileri de kara ve havadan müdahalenin yetersiz olduğunu söyledi. Yerleşim yerlerinin güvenliği için çalıştıklarını söyleyen itfaiyeciler, karadan yapılan müdahale yeterli değil, havadan yapılan ise hiç yeterli değil. Helikopterlerin aksine karadan müdahale daha etkili. Çünkü helikopterler özel bir şirket ve deneyimli değiller. Van'da sel mağdurlarının ihtiyaçları sıralandı. Van Başkale'de etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen selde onlarca ev ve ahır yıkıldı. Bir hafta içerisinde bölgede çok sayıda sel baskını yaşanırken Evrensel'e konuşan köylüler acilen barınma, gıda ve temizlik malzemelerine ihtiyaç olduğunu söylediler diyor Evrensel haberinde. Evrensel'i bitirdik. Şimdi geçelim Bir Gün gazetesine. Halk usandı, gidin artık başlığı var Bir Gün'de. Rejim bir haftada yerle bir oldu. Halk çığlık çığlığa iktidara git artık diyor. Ne Erdoğan'ın ne de yandaşın imaj çalışması bu gerçeği değiştirecek güçte. Dün akşam evet böyle bir tweet de kullandım. Reis artık formundan düşmüş diye. Bu nasıl başkan, canı yanan yurttaşlar kafasına çay poşeti atmasıyla her yerde aynı tepkiyi verdi. Bu nasıl başkan? Yüzlerce kişi ise istifa et sesini yükseldi. En ihtiyaç duyulan anda devletin yanında göremeyenler ödedikleri vergilerin köprüye, havaalanına yapılan peşin ödemelerin hesabını sordu. AKP içinde bile bu kadar da olmaz sesleri yükseldi. İki yıldır çatırdayan, en ufak krizde sendeleyen başkanlık rejimi bir haftada büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. İktidar elitlerinde panik başladı. Cilalı imaj hareketleri. Hiçbir sorunu çözemeyen iktidar, elitlerin çareyi imaj düzeltme girişiminde arıyor. Onlarca gazete günlerdir aynı manşetlerle hükümetin sözlü başarısını överken RTÜK televizyonlara söndürülen yerlere gösterin talimatı gönderdi. Darbesinden dış güçlere kadar en bayağı onlarca komplo teorisi yandaşların köşelerini süslüyordu. İktidarın yıpranan imajını el birliğiyle kat kat cila atıldı, yetmedi. Küçük ortak hareketleriyle devreye girdi. Ülke o kadar acılı ve öfkeli ki ona dönüp bakmadı bile diyor. Bugün Bir Gün'ün manşeti yorumlardan oluşuyor. Son kozları reis oldu. Erdoğan bir kez daha onlarca televizyonda aynı anda çıkarak halkın olup biten karşısında ikna etmeye çalıştı. Yerleşim bölgelerinde yangınlardan belediyelerin sorumlu olduğunu savunan Erdoğan yine muhalefeti hedef aldı. Rize'de selden, Marmaris'te yangından etkilenen, çay fırlatan Erdoğan bol bol iktidarı övdü. Bir nevi Erdoğan moral gecesi formatında düzenlenen programdan geriye pembe hayaller, hamaset, iktidarın çaresizliğinin net fotoğrafı kaldı. Evet, ben de böyle özetlemiştim biraz önce biliyorsunuz. Efendim ne kadar başarılısınız, vallahi gerçekten öyle diye özetlenebilir dünkü dün akşamki program. Artık
artık her yer kül rengi, korkunç görüntü. Bir, yeşil renk yok oldu. İki, kaderimize terk edildik. Üç, alevlerle savaşta kaybettik. 11 başkandan Türk Hava Kurumu başvurusu yapıldı. Türk Hava Kurumu uçaklarını uçuralım diyor. Uçaklar orada duruyor. Uçakların pilotları biz buradayız, uçarız diyor. Adamlar diyor ki o uçaklar burada. Tarım Bakanlığı'nın gözlemcileri o uçaklara binmekte çekiniyorlarmış. Bugün bir gün de bir yazım var. Onlar da birinci sayfayı almışlar. Bugünkü yazım, yaşamak görevdir yangın yerinde, Atol Behramoğlu'nun dizelerinden aldığım bir mısra bu. Evet, burayı da bitirelim. Yeni yaşama geçelim. Yeni yaşam, ülkeyi yakan ırkçılık ateşidir diyor. Evet, bu bambaşka. Bugün benim yazımda da buna dikkat çektim. Irkçılık ateşi iktidarını seyrettiği yangınlar bahane edilerek harlanıyor. Evet. Kürtlere bu yangın çıktı ve ardından iki büyük Kürtlere yönelik saldırı meydana geldi. Evet, ben gazeteden devam edeyim, sonra yorumlayacağım bu konuyu. Ege'deki yangınlar iktidarı eleştirileri arttırırken eş zamanlı ırkçı kampanya başlatıldı. Bu esnada Konya'da 7 kişilik Kürt aile barbarca katledildi. Hükümet ölen aile fertleri ve yakınlarının ifadelerine rağmen husumet diyerek ırkçılığı gizlemeye çalışıyor. Katledilen Yaşar Dedeoğulları, ilk saldırı sonrasında biz ülkücüyüz, siz Kürt, Kürtleri barındırmayacağız denildiğini söylerken ifadesinde Kürt oldukları için saldırıya uğradıklarını belirtmişti. Buna rağmen saldırı yapan ırkçılar serbest bırakılıp üstelik de koruma altına alındılar. Dedeoğulları ailesinden sağ kalan tek kişi Seher Yakut, husumet söylemiyle Kürtleri sevmiyorlar diye katliam yapmışlar. Biz Kürtüz, bu ırkçı saldırıdır diye tepki gösterdi. Öte yandan katil Mehmet Altun tutuklanmazken 10 kişi tutuklandı. Katilde dün akşam geç saatlerde yakaladılar. Evet, bugün benim yazıyla Yeni Yaşam gazetesi sanki üst üste çakışıyor. Çünkü aklın yolu bir. Çakmak yaksalar haberimiz oluyor. Bugün benim yazımda da bu konu var. Öyle mi alay komutanı diyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangından 20 gün önce Türkiye gazetesine çakmak çaksalar haberimiz oluyor sözleriyle manşet olmuştu. Evet. Gazetede bir ırkçılıkla ilgili bir haber daha var. Ama gazeteye girmemiş o. Onu almamışlar. Antalya'nın Elmalı Balkonak köyünde de 26 kişilik Kürt ailesinin yanına gelip dediler ki siz Kürtsünüz ve sizi bu topraklarda istemiyoruz. Ve jandarma dedi ki vallahi elimizden bir şey gelmiyor. Onları refakat ederek köyden çıkarttılar. Şimdi plan sanki şöyle bir plan var. Bu tabii ki çok spekülatif bir şey. Ciddi bir açıklama da yapmıyorlar. Sadece bu katliamlara tepki gösterenleri işte buradan Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere izin vermeyeceğiz diyorlar. Türk-Kürt çatışmasını da kendileri dile getiriyorlar. Yangınları yakalım, büyük tepki oluşsun yangınlara karşı ve söndürmeyelim. Bunu da örgüt yaptı diyelim. Örgüt deyince akla direkt Kürtler geliyor ve herkes Kürtlerden nefret etsin ve ortaya çıkan durumda biz arabulucu gibi devreye girelim ve ortalığı sakinleştirelim. Gerekirse bununla ilgili olarak olağanüstü hal ilan edelim ve o olağanüstü halde de seçim falan olmaz diyelim ve Kürt oyları ortada boş olarak kalsın. Çünkü bir de HDP'ye yakıştırılan sıfat var iktidar tarafından.
terör sevici diye. Türkiye'nin üçüncü büyük partisi. Bir defa dilini düzeltmen lazım. Böyle konuşamazsın. Ama bu adamlar her türlü geleneği, adabın üstünden atlayıp geçiyorlar. Düşün ki ana muhalefet partisi liderine cibiliyetsiz diyen bir devlet başkanı var. Yani kişi ayağıyla bellidir derler ya, yani o nasıl konuşuyorsa kendini yansıtıyor aslında. İktidar yangına seyirci, işte yerleşim yerlerinin dibine kadar gelmiş yangın, alev alev yanıyor ülke. İktidar ise sadece propaganda yapıyor. Yangını söndürecek uçakların burada olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Özel sektöre verdiğiniz şeyi ve helikopterle yangın söndürme uçaklara göre daha düşük. Son bilgilere göre Antalya 2, Muğla 7, Aydın'da 1, Denizli'de 2, Isparta'da 2 noktada yangın sürüyor. İktidar seyrederken yetersizliğini örten açıklamalar yapıyor. Irkçı gruplar Antalya'da kimlik kontrolü yaptı. Kürt illerinde ise yangınların söndürülmesi devlet tarafından engelleniyor. Selin yaşandığı Van ve Yüksekova'ya yardım eden de yok. Evet, yeni yaşamı böylece bitirdik. Anlatılan konular ise daha derinlere gidiyor gazetede, iç sayfalarda yer alacak bu haberler. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü'nün manşetinde liyakatın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Ormandan sorumlular ama ormancı değiller. 9 gündür orman yangınlarının söndürülemediği Türkiye'de Orman Bakanı dahil 4 yardımcısının ormanla mesleki bir ilişkisinin olmadığı ortaya çıktı. Ormanları anlamadıkları için ormanlar cayır cayır yanıyor. Bekir Pakdemirli, işletmeci bakan, yüksek lisansını işletme alanında yapan Bekir Pakdemirli doktorasını da iktisatçı olarak yaptı. Bakan yardımcısı Hadi Tunç, ziraatçı, yem fabrikasında çalıştı. Bakan yardımcılığından 30 bin lira, atçılıktan 14 bin lira alıyor. Bakan yardımcısı Akif Özkaldı, mühendis, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptı. Sulama mühendisi, maaşı 30 bin lira, atçılıktan 14 bin lira alıyor. Atçılık. Bakan yardımcısı Ayşe Işık Gece, iktisatçı. Bakan yardımcısı Fatih Metin, avukat. Sadece maaş, onlar 30 bin lira alıyorlar. Bir de atçılıktan da 14 bin lira alıyorlarmış. Mezba sorumlusu onu orman müdürü yaptılar. Yerel seçimde CHP'nin Milas'tan aday göstermediği Barış Saylak AKP adayı oldu, kazanamadı. İşte bir liyakatsiz atama daha. Adı Barış Saylak, Milas Belediyesi'nde mezbaciydi, AKP'den başkan adayı oldu. Erdoğan'a elinizi öpmek istiyorum demişti. Seçimi kaybetti. Muğla Orman Müdürlüğü'ne atandı. Alevler ve termik santralı, alevler termik santralı sardı. Bu Ören'deki Kemerköy santralı diye geçiyor. Ören yerleşimi de boşaltıldı. Santral da boşaltıldı sevgili izleyiciler. O görüntüler geldi mi? Santral, bu santral teknisyeni var, açıklama yapıyor. Onu verebilir miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar, alevlerin arasındayız. Santralin içine girdi arkadaşlar. Santrallerin içine girdi. Arkadaşlar, alevlerin arasındayız. Santralin içine girdi arkadaşlar. Santrallerin içine girdi.
Şimdi hızlıca gazetelerin manşetleriyle devam edeceğiz. Korkusuz'un manşetinde yangın fırsatçıları %630 zam yaptılar. Ayıp, günah, yazık desek de bunların vicdanları hiç sızlamaz. Yurdun dört bir yanında yangınlar halkın yüreğini yakarken suistimalciler yine sahneye çıktı. Eldiven, maske, yangın tüpü, yanık kremi gibi ürünler %630 zamlandı bir haftada. CHP'li Tanju Özcan'dan ilginç çıkış. Başkan Çayat'ta AKP'liler kızdı. Evet, utanmaz dediler, bilmem geldi. Başkan, Bolu Başkanı bu. Alın size çay, sakinleşin diyerek poşetleri atınca AKP'liler büyük terbiyesizlik diye çıkındı. Demek ki çay atmak büyük bir terbiyesizlik. Evet. Karar Gazetesi'ne bakalım. Karar Gazetesi'nin manşetinde kime sordunuz var? Afganistan'dan askerleri çeken Washington 140 ülkede ABD adına binlerce Afgan ülkeden ayrılabilmesi için komşu ülkelerle görüştüklerini ve bu kişilerin İran üzerinden Türkiye'ye gelebileceklerini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kime sordunuz diyerek ABD'ye tepki gösterdi. CHP lideri ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmede 1 milyon kişinin ülkemize gönderilmesini kabul etti, dedi. Evet. Merdan Yanardağ da dün akşam buna para bölümünü de ekleyerek açıkladı. 6 milyar dolar para almış Türkiye bu konuda. Evet, bu çok tartışılacak konu ve yangın haberi de böyle devam ediyor. 40 bin dekar kül oldu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne yangın öncesi 28 lüks araç alındı. İşte haber bu, bakın. Orman yangınlarının 9. gününe girerken yangın kuşağındaki Türkiye'yi söndürme filosunun bulunmamasına dikkat çeken tepkiler sürüyor. Türk Hava Kurumu uçakları hangarda tutulurken bir çarpıcı iddiayı CHP milletvekili Hasan Baltacı dile getirdi. Felaketin göz göre göre geldiğini kaydeden Baltacı, Orman Müdürlüğü'nde 60 milyon değerinde 28 lüks araç alındı. Bunların alındığı bakanlık envanterinde söndürme uçağı yok. Ve helikopterler için de 1000 lira ayırmış zaten bakanlık. Hürriyet'e geçelim. Ağlamayın, sizinle gurur duyuyoruz. Tokyo'da Kore'ye 3-2 yenilen kadın voleybol takımı gözyaşlarına boğuldu. Evet. 2 altın çok yakın. Buse Nazlar finale çıktılar. Yani en kötü olasılıkta gümüş madalya basamağında duruyorlar. Halk tahliye edildi. Hürriyet'te Alevler santralı yuttu diyor ama öyle değil. Kamuflajlı Afganlara gözaltı sosyal medyada çok tartışılmıştı. Haberler önce oradan geliyor, sonra hükümet harekete geçiyor. Postaya bakalım. Ağlatan satırlar diyor. Kızıldağ açtı. Günlerdir orman yangınlarına boğuşan Manavgat'ta çocuklar belediyeye gönderdiği destek mektupları Türkiye'yi duygulandırdı başlığı var. Milliyet, sön artık demiş. Evet, bir tek öyle açıklanabilir. Milliyeti de gösterin. Sön artık. Yeni Şafak, 8 gündür uykusuzlar başlığını atmış. Yangına karşı mücadele edenleri. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afgan oyunu diyor. Amerika Birleşik Devletleri bu oyunu sizin sayenizde yapıyor. Sevgili izleyiciler, bugün bir haber vardı. Cumhuriyet'te okuduk, diğer gazetelerde yoktu. Onun görüntüleri var.
uçakta Türkiye'den giden ve Cumhurbaşkanlığına ait bir uçak o. Eski kuyruk numarası itibariyle ata uçağı olarak biliniyordu. Özal döneminde alınmıştı. Ve biz de onu eleştire bitiremiyorduk. Lüks uçakta uçuyor falan diye. Sonra o böyle büyük teknelerin arkasına bağlanan bot haline geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın uçak filosunda. Cumhurbaşkanı'nın 13 uçak filosu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise 3 helikopteri kayıtlı yangın söndürmek için. Ve bu uçak, Brezilya'da yakalanan uçakta 25 valiz dolusu kokain ele geçti. Şimdi onun görüntülerini getirelim ekrana arkadaşlar. Pode abrir. Abra. Tá, abra. Segredo, não tem segredo. Zero, abra. Zero. Abra. Abra. Não, é isso que eu quero saber. Canivete? Pergunta o comandante, o comandante acha que é isso aí. Captain, what do you think this is? Please. What do you think? No, I don't know anything about that. Ele não sabe de nada. Personal. I was thinking always personal things. Não, peraí, pô. Tá fazendo o quê? Vai, corta. Ah, não, abre isso aqui. Ó, comandante, ó. O que é que o senhor acha que é isso aí, comandante? Pergunta aí o que ele acha que é isso aqui. Captain, he's asking, what do you think this is? Really, I don't know. Diga pra ele. Diga pra ele. Não, é um teste. Não, é um teste que a gente faz. It's a test for cocaine. Blue? Yeah. Positive. Blue, it's positive. Pra cocaína. For cocaína. Evet, uçağın personeli tutuklandı. İspanyol yolcu da o kiralamıştı. Onu da tutukladılar. Ve 25 valiz dolusu kokain ele geçti. Bununla ilgili olarak da Erk Acerer daha geniş bilgi veriyor. Erk Acerer diyor ki Brezilya'da kokain operasyonu Türk uçağı yine ilginç bir durum. Brezilya polisi São Paulo López Havaalanı'nda Şehmuz Özkan'a ait Türk jetinde operasyon yaptı. Operasyonda 25 valiz dolusu yüzlerce kilo kokain ele geçirildi. Özkan'ın kız kardeşi de Çiğdem Özkan, o da Diyarbakır'da adaydı, AKP'nin adayıydı Çiğdem Özkan. Ve Erk devam ediyor. İddialara göre uçak Malaga'dan kalkmıştı. Son durağı ise Brüksel olacaktı. Özkan 2019'da kaçakçılık ve yolsuzluk şaibeleriyle kapatılan Concordado ilan eden Afvan Petrolü'nde sahibiydi. 3 Afvan Petrol her yol Ethem Sancak ile kesişir. Demek ki Sancak mühim bir iş insanı. Evet. Erkin haberciliği devam ediyor. Afvan Petrol Concordado ilan etti ama büyük sermaye ile hava şirketi ACM grubu kurdu. Şirket ortakları FS, SD ve YD isimli paravan şirket kişilerdi. Özkan'a ait uçak Özal döneminde satın alınmıştı. 2016'ya kadar devlet tarafından kullanılmıştı. Ata uçağı olarak biliniyordu. Şehmuz Özkan uçağı Türk Hava Yolları'ndan aldı.
Uçak eski ama demek ki eski uçaklar kokain kaçırmaya gelince eski olmaları mühim değil. Burada bir dokundurma yapıyor Türk Hava Kurumu uçaklarıyla. Mürettebat içindeki pilot ve isimli emekli komutan kalp ameliyatı nedeniyle emekli oluyor. Havacılıkla rahatsızlığı nedeniyle emekli eden bir kişinin lisansı iptal ediliyor. Ama öyle değil. Ve devam ediyor Erk. Peki V'ye sivil havacılık nasıl olup da yeni lisans çıkarttı? Şahsın yardımcı pilotluk yapması mümkün müydü? Yine iddialar o ki uçağı ACM'ye geçtikten sonra binen devlet büyükleri de oldu. Bunlardan biri de Venezuela ile alakalı olabilir mi? Ya da dede gibi biri diyor. Şemuz Özkan, Ethem Sancak'la yan yana bu fotoğrafta halay çekiyorlar. Özkan alayın başı, gerçek alayın başı acaba kim diyor Erk Acarer. Şimdi biraz ciddi olalım. Çünkü IŞİD ciddi bir mesele. Uzun yıllar sonra cihadizmde esas meselenin para olduğunu anladık. Siyasal İslam işte. AFN plaka, petrol işi sulanıp IŞİD istifası ifşasından sonra tehlikeli hale gelmeden önce Özkan ailesine ait araç, konsolosluk plakalı kokain, cihat ve CC'ye bitirmiş. Ve uçağın satışı da şöyle. Erk Acerer'in şeylerine girebilir misiniz acaba arkadaşlar? Çünkü fotoğraflar falan da var. Twitter hesabına. Başbakanlığa ait bir uçak GAP otomobil fiyatına satıldı. Erk Acerer, bizim yaşamımızı, ormanlarımızı, çığlıklar içinde ölen canlarımızı, neden kaybettiğimizi, nasıl olup da uçak bulamadığımızı açıklayan şeyler işte bunlar diyor. Ve Çiğdem Özkan'ın milletvekili adayı olduğu sırada Diyarbakır'daki hep birlikte yeni hedeflere koşarken Özkan ailesinin tüm üyeleri bütün sosyal medya hesaplarını neden temizledi acaba? Gökten yoksa adeta gökten gelen bir emir gibi. Ama onlar ortaya çıkıyor. Ve sonra haberlere yorumlar devam ediyor. Evet. Sevgili izleyiciler, dün akşam Erdoğan televizyondaydı. Gerçekten izlendiğinde tebessüm ettiren konuşmalar yaptı. Onlardan bir ikisini şimdi sizlere paylaşalım biz. Mesela bütün canlılar, şimdi konuşuyorlar televizyonlarda, dinliyorum. Canlılar şöyle yandı, böyle yandı. Eyvallah. Ya yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı? Tamam da ondan sonra biz orada ne yapacağız? Bakın biz hemen tedbirlerimizi aldık. Dedik bütün bu canlıları hemen defnini yapın. Ve ardından da biz bütün bu canlıların sahiplerine bu canlılar kadar hemen ödemelerini yapacağız. Büyükbaşsa büyükbaş. Koyun, koyun. Beyaz, beyaz etler. Hepsinin ödemelerini yapacağız. Bunun da çalışmalarını yine valilerimize talimatını verdik. Anında bu işi de bitireceğiz. Evet. Beyaz et. Ormanda sahibi olan hayvanlardan söz ediyor. Vahşi yaşamla ilgili hiç yanından bile geçmiyor. Kemerköy Santralı'nın teknisyeni sabah bir açıklama, dün gece bir açıklama yapmıştı. Onu ekranlarınıza getirelim. Santral şu anda güvenliymiş. İçeriden gelen bilgiye göre onları da ekranlarınıza getirelim. Ben Kemerköy'de çalışan elektrik işletme ustabaşı Yasin Demir. Bu videoyu Asparagas haberlere inanmayın diye çekmek için, haber vermek için çekiyorum. En son olay şudur. Evet, yangın santrala kadar girdi. Santral acil tahliye edildi.
üniteler servis harcı edilmişti. Hidrojen dediğimiz tehlikeli gazlar, tanklar 3-4 gün önceden boşaltılmıştı. Jeneratör de bugün boşaltıldı. Şahsen boşalttım. İçi karbondioksit dolu. Tehlikeli olabilecek jeneratör ya da hidrojen yönünden bir şey yok. Başka türlü yangınlar olabilir. Ama o büyük patlamaya sebep olacak bir şey şu an itibariyle gözükmüyor. Ben bu videoyu arkadaşlarım ve sosyal medyada bir bilgilendirmek için, paylaşmak için çekiyorum. Evet, tahliye var. Bütün ören ve site boşaltıldı. Yaklaşık bir saat önce Muğla ve çevrelerine doğru hareket halindeyiz. Şu an için sadece alabileceğiniz haber bu kadar. O büyük patlamaya sebep olabilecek gaz şu an için tehlike yaratmıyor. Evet, böyleydi. Sevgili izleyiciler, birinci bölümün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara, saat başında Kadir Akın'la karşınızda olacağız.